Merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2019 10 sezonluk macera video konsepti. Bizim bugünkü konuğu Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür olacak. İlk önce ona buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü çok ciddi bir sakatlığı var. Muhtemelen de sezonun ilk yarısında oynayamayacak gibi gözüküyor. Trabzonspor için de çok büyük bir kayıp açıkçası. Gerçekten çok büyük bir kayıp olduğunu söylemek mümkün. Yusuf Sarı da sakatlandı. Bakalım Trabzonspor orada rotasyonu nasıl yapacak göreceğiz ama sezonu etkileyecek bir kayıp Abdülkadir'in kariyeri. Yani çok net sezonun performansını etkileyecek bir kayıp diyebiliriz. Neyse şimdi Abdülkadir'in 10 sezonluk macerasında ne yapacağız? Her sezonun verilerine bakacağız. Efem Editör rakamlarına bakacağız. Bonservis bedelindeki artış varsa düşüşe bakacağız. Maaşına bakacağız arkadaşlar. Kısacası hayat hikayesini, kariyer hikayesini inceleyeceğiz Futbol Manager 2019'da. İlk önce başlangıç verilerine bakalım isterseniz. 20 yaşında başlıyoruz. 6,25 milyon euro bir piyasa bedeli var ve senelik 528 bin euro kazanıyor. Baktığımız zaman pozisyonlarında ilginç şekilde Abdülkadir biliyorsunuz normalde ofansif orta saha sağ kanat oyuncusu ama orta saha merkez oyuncusu ve ofansif orta saha merkez oyuncusu olarak en verimli olduğu pozisyonlar gösteriyor. Bu Futbol Manager 2020'de değişecektir arkadaşlar. Bunu söyleyelim baştan. Şimdi özelliklerini zaten az çok biliyoruz. Daha önce kanalda videomuz vardı. Teknik açıdan gerçekten yaşına göre oldukça iyi. Dribling 14, ilk kontrol 15, pas 15, orta yapma 13, teknik 17 gibi rakamlar var. Zihinsel anlamda çalışkanlık 14, özel yetenek 16, takım oyunu 14, topsuz alan 3, vizyon 14, fiziksel olarak ise çeviklik 17, hız 13, hızlanma 16 gibi etkili özellikleri var. Ama fiziksel olarak biraz dayanıklılık ve güçte sıkıntı olduğu gözüküyor. Bakalım 10. sezon sonunda bu noktalarda gelişimi sağlayabilmiş mi Abdülkadir Ömür onu göreceğiz. Bir FM Editör rakamlarına da bakalım isterseniz şöyle bir FM Editör rakamlarına bakalım. Mevcut yetenek 125, potansiyel yetenek 160. Arkadaşlar bu potansiyel yetenek 160 rakamı Futbol Manager 2020'deki tahmini potansiyel yetenek rakamı Abdülkadir'in. Yani FM 2019 database'inde 145 civarında filan ama bu bir yama kullanıyorum ben. Yabancı orijinli bir yama kullanıyorum. Oradaki yamadan aldığım bir rakamdır potansiyel yetenek 160. Artı 5 olabilir. Artı 5 demeyelim hatta. Artı 2 olur, eksi 2 olur fark etmez ama muhtemelen bu potansiyel yetenek civarında bir rakam olacaktır Futbol Manager 2020'de. Biz de ona göre değerlendireceğiz. 10 sezonluk kariyer macerasını Abdülkadir'in. Evet isterseniz yavaştan başlayalım. Birinci sezona gidelim bakalım. Birinci sezonda Abdülkadir neler yapmış? Futbol Manager 2019'da işte karşınızda Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da birinci sezon macerası. Evet ilk sezonu Trabzonspor'da geçirmiş 38 karşılaşma 30 ilk 11 olmak üzere sezon genelinde 4 gol 5 asist 2 kez maç adamı 7 sarı kart maç başına ortalama %72 pas %61 şut isabeti ortalaması 30 faul yapmış ve 6,86 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Aslında skorer anlamda 9 gole katkı hiç fena değil. 6,86 oyuncu puanı ortalaması çok iyi diyemeyiz ama kötü de diyemeyiz arkadaşlar. Ortalamanın bir tık üstü bir performans sergilemiş. FM 2019 oyun motoru ona göre oyuncu puanı ortalaması bazında ligde 26 maç 20'si ilk 11 olmak üzere 2 gol 5 asist bir kez maçın adamı %74 pas %52 şut isabet ortalaması 6,86 oyuncu puanı ortalaması kupada 5 maç 4 ilk 11 olmak üzere 1 gol atmış arkadaşlar 6,70 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Uluslararası maçlarda da 7 karşılaşmada 6'sı ilk 11 olmak üzere 1 gol atıp 6,91 oyuncu puanı ortalaması yakalamış Abdülkadir. Fena bir sezon geçirmediğini söyleyebiliriz. Profiline bak baktığımızda evet profilinde artış var. Teknik 18, pas 16, ilk kontrol 16, dribling 15. Güzel dayanıklılıkta da artış olduğunu görüyorum. Topsuz alan da artmış mesela. Güzel bir gelişimi var arkadaşlar. Hemen bakalım mevcut yetenek rakamlarına. Mevcut yeteneği 132'ye kadar çıkartmayı başarmış. 125 ile başlamıştık. Artı 7 puanlık bir artış sağlamış mevcut yeteneğinde. İlk sene için gayet yeterli demek mümkün. Bakalım önümüzdeki senelerde bu istikrarı sağlayabilecek mi? Hala ciddi bir gelişim potansiyeli olduğunu görüyoruz. FM Editör rakamlarında piyasa bedeli 8,25 milyon euroya çıkmış ve senelik 839 bin euro kazanmaya başlamış. Bu arada kendisine de teklifler var. Spartak Moskova, Hannover 96 ve Bordo'dan 10,25 milyon euroluk teklifler almış Trabzonspor Abdülkadir ile ilgili olarak belki de ikinci sezonda bunlardan birinde oynayacak birazdan göreceğiz. Evet hiç fena değil, hiç fena değil. Bonservis bedeli artmış, maaşı artmış, FM Editör'de mevcut yetenek rakamı artmış. Ortalama oyuncu puanı bazında da kötü bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz. Ortalamanın bir tık üstünde bir sezonu geride bırakmış ilk sezonda Abdülkadir. Evet ikinci sezonuna gidiyoruz. İşte karşınızda Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da ikinci sezon macerası.
Evet, ikinci sezonda Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olmuş durumda. 27 karşılaşmaya çıkmış Rusya'da. Bir gol atmış, 5 asist yapmış, bir kez maçın adamı. 2 sarı kart görürken %69 pas, %44 şut isabet ortalamasıyla oynamış sezon genelinde ve 7.16 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Evet, Trabzonspor'daki macerasına göre oyuncu puan ortalamasını oldukça yukarı taşıdığını söyleyelim ve oldukça iyi bir sezonu geride bıraktığını söyleyebiliriz. 7.16 FM 2019 oyun motoruna göre oldukça iyi bir oyuncu puanı ortalaması. Ligde 23 maçta 1 gol, 4 asist, bir kez maçın adamı, 7.16 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 4 kez formayı giymiş, ilk 11'de 1 asist, 7.18 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımızda ise 2 kez sonradan oyuna girip 7-10 oyuncu puan ortalaması yakalamış yıldızımız. Hemen özelliklerine de şöyle bir bakalım. Özelliklerinde yine çıkış olduğunu söylemek mümkün. Çeviklik 18'e kadar çıkmış arkadaşlar. Özel yetenekte, vizyonda da yine bir çıkış var. Hemen bakalım şöyle rakamlarına. Rakamları bize neler diyecek? 136'ya çıkmış arkadaşlar. 136'ya çıkmış. 132 idi. 136'ya çıkmış ikinci sezonda. İlk sezondaki kadar gelişim olmasa da yine gelişimini sürdürmeyi başarmış Abdülkadir. Rusya'da fena rakamlar değil. Hala da ciddi gelişim potansiyeli mevcut. Bakalım, piyasa bedeli 17 milyon euroya çıkmış durumda ve senelik Rusya'da 2.54 milyon euro kazanmaya başlamış Abdülkadir. Ne kadar olmuş bu transfer? 10.25 milyon euroya gitmiş. Trabzonspor bu fiyata Abdülkadir'in kramponunu bırakmaz. Gerçek hayatta gibime geliyor. Bana bunların düzelmesi lazım. Futbol Menajer 2020'de yapay zekanın birazcık daha üstüne katması lazım diye düşünüyorum. Evet, iyi bir sezon. İyi bir ikinci sezon. Oyuncu ortalama puanında artış, bonservisinde artış, maaşında artış, FM editör mevcut yetenek rakamında artış. Daha ne olsun arkadaşlar? Bakalım üçüncü sezonda bu çıkışını sürdürebilmiş mi Abdülkadir? İşte karşınızda Abdülkadir Ömür'ün Futbol Menajer 2019'da üçüncü sezon macerası. Evet, 3. sezonda Rusya'da Spartak Moskova'da geçirmiş. 27 karşılaşmayı çıkarken 7 asist, gol atamamış, ilginç arkadaşlar, ama oynadığı mevkiyle de alakalı. Bir sarı kart görürken %68 pas isabeti, %34 şut isabeti ortalaması sezon genelinde ve 7.06 oyuncu puanını yakalamış. Rusya'daki ilk sezon macerasına göre oyuncu puanı ortalamasında bir düşüş var ama 7.06 oyuncu puanı ortalaması da hiç kötü bir sezon geçirmediğini, tam tersine ortalamanın üstünde bir sezon geçirdiğini bize söylüyor. Hemen bakalım profili arkadaşlar. Bu arada 27 maçın tamamını da ligde, Rusya liginde oynadığını söyleyeyim. Uluslararası maçlarda 11'de hiç oynamamış, yedekten de girmemiş. Milli takım kariyerimizde de 3 kez sonradan girip 6.60 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Bakalım profilinde. Evet, profili hemen hemen aynı. Öyle çok ciddi bir gelişim yok gibi geliyor bana. Hatta çeviklikte ufak bir düşüş söz konusu. Çok ciddi bir gelişim yok. Şurada pozisyonlara baktığımda defansif orta saha pozisyonunda oynama imkanının, verimliliğinin arttığını görüyorum. İlginç, gerçekten ilginç. Neredeyse orta sahanın her mevkisinde oynayan çok yönlü bir oyuncu olmuş Abdülkadir arkadaşlar. Hemen FM Editör rakamlarına geçelim. 138. Bir yükseliş var ama çok az bir yükseliş. Çok az bir yükseliş. Benim beklediğimin altında açıkçası. 3 sezondaki en düşük yükselişini yaptığımız sezonluğu yaşıyoruz diyebiliriz. 138, 160 hala ciddi bir gelişim potansiyeli mevcut. Piyasa bedelinin arttığını görüyoruz arkadaşlar. 19,5 milyon euroya çıkmış durumda ve senelik 3,62 milyon euro kazanmaya başlamış. Orada da bir artış var Abdülkadir'in 3. sezonunda. Evet, 3. sezon performansı 2. sezona göre bir tık aşağıda olsa da bonservis, piyasa bedelinin ve maaşın arttığını gördük arkadaşlar. Şimdi 4. sezona çıkıyor, gidiyoruz. Bakalım yine Spartak Moskova'da mı kalmış yoksa bir transfer hamlesi gelmiş mi, onu da göreceğiz. İşte karşınızda Futbol Manager 2019'da Abdülkadir'in 4. sezon macerası. Evet, 4. sezonda Spartak Moskova'dayız. 35 karşılaşmaya çıkmış. 4 asist, 3 sarı kart, 1 kırmızı kart. Maç başına ortalama %73 pas, %36 şut isabeti ortalaması genel sezonda ve 6.87 oyuncu puanı ortalaması. Evet, oyuncu puanı ortalamasında Spartak Moskova kariyerindeki en düşük oyuncu puanı ortalamasını yakaladığını görüyoruz. Ligde 19 maç 2 asist yapmış arkadaşlar. 6.88 oyuncu puanı ortalaması. Uluslararası maçlarda 16 maçta oynarken 2 asist yapmış, 6.85 oyuncu puanı ortalaması. Milli takımda ilk 11'de 4, yedekten 3 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkıp
1 gol, 2 asist, 7-17 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Milli takım performansı kulüp performansının önüne geçmiş durumda. 4. sezonda fena değil. Fena değil performansı. Ortalamanın bir tık üstü. Çok iyi demek mümkün değil ama. Baktığımız zaman profilinde, evet, profilinde gelişim görüyorum. Gelişim var arkadaşlar. Bayağı gelişim var benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle zihinsel anlamda gelişimini güçlendirdiğini görüyorum Abdülkadir Ömür'ün. Hemen FM Editör rakamlarına şöyle bir bakalım. FM Editör mevcut yetenek 150'ye gelmiş. Evet, süper bir gelişim. 150'ye gelmiş mevcut yetenek. Tek sezonda yaşadığımız en büyük gelişimi kat etmiş ve mevcut yeteneği 150'ye çekmiş. Hala da gelişim potansiyeli olduğunu görüyoruz. Potansiyel yetenek 160. Çünkü bakalım o gelişim önümüzdeki senelerde sağlayabilecek mi? Baktığımız zaman piyasa bedeli 23 milyon euroya çıkmış durumda ve senelik 3,62 milyon euro kazanmaya devam ediyor. Ortalama oyuncu puanı bazında belki geriye gittiğini söyleyebiliriz ama profil özelliklerindeki artış mevcut yeteneğine yansımış durumda ve piyasa bedeli de artmaya devam ediyor. Maaşı ise geçtiğimiz sezona göre aynı. O yüzden kötü bir sezon diyemeyiz bu sezon için. Bakalım 5. sezona gidiyoruz. 5. sezonda hala Spartak Moskova'da mı olacak? Onu göreceğiz arkadaşlar. İşte Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da 5. sezon macerası. Evet, 5. sezonda Rusya'da Spartak Moskova'da 29 maç, 28'i ilk 11 olmak üzere 3 gol, 9 asist, skorer yönden Rusya'daki en başarılı performansı diyebiliriz. 12 gole katkıda bulunmuş. Maç başı %72 pas ve %38 şut isabeti ortalaması sezon genelinde ve 7.31 oyuncu puan ortalaması. Evet, 5. sezon tüm kariyer macerasındaki en başarılı oyuncu puan ortalamasını yakaladığı sezon diyebiliriz. 7.31 gerçekten çok iyi bir oyuncu puan ortalaması yakalamış. Çok iyi bir sezonu geride bırakmış. Ligde 18 maç, 17'si ilk 11 olmak üzere 5 asist yaparken 7.39 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Uluslararası maçlarda 11 karşılaşmada 3 gol, 4 asist, çok iyi bir katkı vermiş ve 7.19 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımızda da 6 karşılaşmada 2 asist yapmış, 6.77. Geçtiğimiz sezon milli takım performansı daha iyiydi. Bu sezon ise kulüp performansı milli takım performansının oldukça üstünde diyebiliriz. Profiline bakalım hemen şöyle. Teknik 19, pas 17. Ciddi bir gelişim var arkadaşlar. Soğukkanlılık 18, vizyon 17'ye gelmiş durumda. Denge 16, çeviklik 18, inanılmaz gelişmiş. Müthiş bir gelişim var ve süper bir profile geldiğini söyleyebiliriz. Şu profilin çok güçlü bir ofansif orta saha profili haline gelmiş. Hemen bakalım FM Editör rakamlarına da. Şöyle bir FM Editör rakamları neler diyor? 157, 160. Evet, 5. sezonda tap mevcut yeteneği buluyoruz. Potansiyel yetenekle eşitliyoruz mevcut yeteneği. 160'a geliyor arkadaşlar. Müthiş bir gelişim. O başarılı da bir sezon geçirdiğini söylersek, başarılı bir sezon geçirdi ortalama puan bazında. O da mevcut yeteneğine olumlu yansımış ve gelişimini an itibariyle 5. sezonda tamamlıyor. 160 mevcut yetenek rakamına ulaşıyor. Abdülkadir Ömür 125 ile başladık ve 5. sezonda 160'a geldi. Müthiş bir gelişim. Zaten profilde akıyor arkadaşlar. Bir tek sıkıntı gücü, o da çok ciddi bir sıkıntı değil bence. Hem teknik hem zihinsel anlamda üst düzey bir orta sahancısı olmuş durumda. Piyasa bedeli 25 milyon euro ve 3,62 milyon euro kazanmaya devam ediyor Spartak Moskova'dan. Bakalım bu başarılı performansı, mevcut yetenek rakamındaki olağanüstü çıkış onun Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş mi? 6. sezonda belki de başka bir takıma transfer oldu. Sanki onun zamanı geldi gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, 6. sezona gidiyoruz. Umarım böyle başarılı bir sezonda 6. sezonda yaşamıştır Abdülkadir Ömür. İşte Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da 6. sezon macerası. Evet, 6. sezonda büyük bir transfer gerçekleştirdiğini görüyoruz. İngiltere Premier Ligi'nin köklü takımlarından Tottenham'a gitmiş durumda Abdülkadir Ömür. Tebrik ediyoruz. Umarım günümüzde de bu seviyeye çıkacak. Ama orada çok forma şansı bulamamış ilk sezon. 11 maçta oynamış. 8 ilk 11 olmak üzere. Gol asisti yok. %71 pas isabeti ortalaması ve 6,63 oyuncu puan ortalaması. Yani çok iyi bir sezon geçirmediğini söyleyebiliriz ama Tottenham Hotspur seviyesine de çıktığını söylemek açıkçası yeterli bence. İlk sezonda İngiltere Premier Ligi'nde ligde 7 maç, 6'sı ilk 11 olmak üzere 6,60 kötü oyuncu puan ortalamaları. Uluslararası maçlarda 4 maç, 2'si ilk 11 olmak üzere 6,68 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Milli takımımızda 6 karşılaşmada 2 asist yapmış, 6,90 oyuncu puan ortalaması. Milli takım performansı kulüp takım performansının önüne geçmiş durumda ama ilk sene için adaptasyon süreci diyebiliriz buna. Ne kadara gerçekleşmiş bu transfer? 22,5 milyon euroya gerçekleşmiş. Açıkçası ben 40-45 milyon euro diye tahmin ediyordum ama 22,5 milyon euroya gerçekleşmiş. Yine de Spartak Moskova'nın bu transferden 12,25 milyon euro bir kar olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir
İlker bırakmış Spartak Moskova'ya. Evet, özelliklerine bakarsak 5. sezondaki özelliklerle aynı özellikler. Öyle düşüş yok. Zaten potansiyel yetenek rakamı mevcut yetenek rakamı potansiyel yetenek rakamı ile eşitlenmişti. Güçlü bir profil. Gerçekten akıyor profil diyebiliriz. Bakalım arkadaşlar Efe Meteor rakamlarına. 159'a düşmüş. 1 puanlık bir düşüş yaşadığını söyleyebiliriz. İngiltere macerasının başlangıcında bakalım önümüzdeki yıllarda yine 160'a çıkartabilecek mi? Çok da önemli değil bir puan arkadaşlar. Yani taş gibi mevcut ve potansiyel yetenek rakamları. Piyasa bedeli 46 milyon euroya çıkmış durumda. Müthiş bir artış ve senelik de süper bir yaklaşık Spartak Moskova'daki kazandığının iki katına çıkartmış maaşını ve 6,73 milyon euro kazanmaya başlamış. Süper bir 6. sezonu geride bıraktık. Gerçekten umarım günümüzde de yaşayacağımız böyle bir sezonu yaşayacağız Abdülkadir Ömür'de. Böyle bir seviyeye çıkacak. Bunun günün birinde olacağını düşünüyorum ben zaten. FM 2019'a göre de müthiş bir piyasa bedeli gelişimi, Todd Mosbrook seviyesine çıkış, maaşındaki artış gerçekten muazzam. Şimdi 7. sezona gidiyoruz. Bakalım Todd Mosbrook'ta kalmış mı? Yok da Tottenham onu başka bir takıma mı satmış? İlk sezonda çok fazla forma şansı bulamamış. Öyle bir ihtimal de var. Ya da Tottenham'daki forma bulma şansını arttırmış mı? Onu göreceğiz. İşte Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da 7. sezon macerası. Evet, Tottenham'daki ikinci sezonda maç sayısını arttırmış ilk sezona göre arkadaşlar. 30 maç, 8'i ilk 11 olmak üzere 2 gol, 1 asist, %72 pas isabeti, %28 şut isabetiyle 6,75 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Ortalama bir oyuncu puan ortalaması, iyi ya da kötü diyebiliriz ama İngiltere'deki ilk sezonuna göre oyuncu puan ortalamasında az da olsa artış mevcut. Ligde 23 maça çıkmış, 4 ilk 11 olmak üzere 2 gol, 1 asist yapmış. %73 pas isabeti, %30 şut isabeti ortalaması, 6,77 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 7 karşılaşma, 4 ilk 11 olmak üzere 6,67 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımıza da 6 karşılaşmada 2 gol, 2 asist ve 7.05 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Milli takım performansı kulüp performansının üstünde geçen bir seneyi geride bırakmış Abdülkadir. Bakalım özelliklerine şöyle aynı özelliklerde değişiklik yok. En azından çok fazla forma şansı bulamamasına rağmen özelliklerinde düşüş olmamasında bir avantaj olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım. 159, evet, geçtiğimiz sezonda Tottenham'daki ilk sezonuyla aynı potansiyel mevcut yetenek rakamına sahip mevcut yetenek 159, potansiyel yetenek 160, oldukça da iyi rakamlar. Piyasa bedelinde artış var ilk sezona göre 55 milyon euroya çıkmış durumda, müthiş bir piyasa bedeli gerçekten. Maaşı ise Tottenham'da kazandığı ilk sezonki maaşla aynı 6,73 milyon euro. Evet, ilk sezona göre daha fazla forma şansı bulduğunu görüyoruz. Performansını da bir tık arttırmış ve piyasa bedelinde ciddi bir artış söz konusu. Bakalım 3. sezon 8. Tottenham'daki 3. sezonda genel olarak da 8. sezonda neler yapmış Abdülkadir? Oraya gidiyoruz. Umarım daha çok forma şansı bulmuştur. Tottenham'da kaldıysa işte Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da 8. sezon macerası. Evet, 8. sezonda da Tottenham Hotspur'da geçirmiş. Toplam 33 maça çıkmış. 20'si ilk 11 olmak üzere ciddi bir artış var özellikle. İlk 11 maçlarındaki forma sayısını artırdığını görüyoruz. 2 gol, 4 asist, 3 sarı kart, %73 pas isabeti ortalaması, %42 şut isabeti ortalaması ve 6,92 oyuncu puan ortalaması. Evet, oyuncu puan ortalamasını da yukarı çekmeyi başarmış Tottenham Hotspur kariyerinde. Fena değil arkadaşlar. Ortalamanın bir tık üstü iyi oyuncu puan ortalaması yakalamış. Ligde 18 maç, 11 ilk 11 olmak üzere 2 gol, 1 asist yapmış. %75 pas isabeti, %50 şut isabetiyle 6,91 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Uluslararası maçlarda 15 maç, 9 ilk 11 olmak üzere 6,93 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımızda da 8 maçta 1 gol, 2 asist yapmış. 6,97 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Maç sayısını arttırması 8. sezonda güzel bir gelişme Tottenham Hotspur'daki kariyerinde. Bakalım şöyle bir profiline. Profili hemen hemen aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok profilinde diyebiliriz. Yani hala gerçekten zihinsel ve teknik anlamda, hatta fiziksel anlamda güç dışında çok güçlü bir profil. Yani gerçekten süper, süper bir profil. Savunma yönü belki markaj ve top kapma düşük ama bir de gücü düşük ama diğerleri muazzam, muazzam. Efem Editör'e bakalım. Efem Editör 158. Evet, 1 puanlık bir düşüş var
1 puanlık çok az bir düşüş var. Önemli değil. Çok ciddi bir kayıp olmadığını düşünüyorum. Mevcut yetenek 158, potansiyel yetenek 160. Onun kalitesini gösteren rakamlar hali hazırda. Piyasa bedeli 70 milyon euroya çıkmış durumda. Müthiş bir artış piyasa bedelinde ve 30.06.2028 tarihine kadar da hala aynı Tottenham'la sözleşmesi devam ediyor. Tottenham'daki 2 sezonki sözleşmesini koruyor. 6.73 milyon euro kazanıyor. Evet, oyuncu puan ortalaması arttı. İlk 11'de daha fazla forma şansı bulmaya başladı ve piyasa bedelinde müthiş bir artış söz konusu. Mevcut yetenek bir puan geri düşse de çok önemli olmadığını söyleyebiliriz. Başarılı bir 8. sezonu geride bırakmış Abdülkadir Ömür. Evet, 9. sezona gidelim. Bakalım Tottenham'daki bu çıkışını, Tottenham kariyerindeki bu çıkışını devam ettirebilmiş mi, ona bakacağız. İşte Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da 9. sezon macerası. Evet, 9. sezonda da Tottenham'da ve 33 maça çıkmış ilk 11'de, inanılmaz bir gelişim maç sayısı anlamında. 2 gol, 7 asist yapmış arkadaşlar. %76 pas isabeti ortalaması ve %35 şut isabeti ortalaması. Sezon genelinde 7.07 oyuncu puanı ortalaması. Tottenham'daki en başarılı oyuncu puanı ortalamasını yakalamış ve biz bu oyuncu puanı ortalamasını FM 2019 oyun motoruna göre iyi olarak değerlendiriyoruz. İyi bir sezonu geride bırakmış istatistiksel anlamda. Premier Lig'de 24 maçta 2 gol, 6 asist, bir kez maç adamı 7-17, süper bir sezon. Uluslararası maçlarda 9 karşılaşmada 1 asist, 6-79 oyuncu puan ortalaması. Milli takımımızda ise 8 maçta 2 gol, 1 asist, 7-10 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Gayet başarılı bir sezonu geride bırakmış ama üzücü bir haber var arkadaşlar. Olacak bunlar, olacak. Sakatlık, bacak kırık nedeniyle sahalardan 6-8 ay uzak kalacak. Evet, ne yazık ki sakatlık sıkıntısı yaşıyor. Muhtemelen son sezonunu, 10. sezonda çok ciddi bir forma şansı bulamayacak. Bu sakatlık onu olumsuz etkileyecek diyebiliriz. Üzücü bir finishing yapacağız ama buraya kadar gösterdiği çıkış oldukça yeterliydi bana kalırsa. Harika bir gelişim. Profiline de baktığımız zaman profil hemen hemen aynı diyebiliriz. Bir tık sanki düşüşte olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Hemen bir bakalım FM Editör rakamlarına. 158, yok, geçtiğimiz sezonla aynı. 158, 160 ama şimdi 10. sezona gittiğimizde muhtemelen mevcut yeteneğinde bir düşüş olacak ne yazık ki. Çünkü 6-8 ay sahalardan uzak kalacak bacak kırığı sebebiyle. 10. sezon hikayesinde piyasa bedeli 70 milyon eurodan 65 milyon euroya düşmüş durumda. Ama maaşını da 8.72 milyon euroya yükseltmiş durumda. Abdülkadir Ömür maaşındaki ciddi artış, Tottenham'daki maç sayısı artışı, yakaladığı oyuncu puanı ortalaması çok olumlu. Piyasa bedeli düşmüş ama 65 milyon euro çok ciddi bir rakam hala. Yaşadığı sakatlık ise gerçekten çok acı oldu bu hikayemizde. Evet, üzücü bir nokta gerçekten. Bakalım 10. sezon nasıl geçmiş onun için. Muhtemelen sakatlık olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Belki de yanılırım. İşte Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da 10. sezon, yani son sezon macerası. Evet, 10. sezonda da Tottenham'dayız. 18 maça çıkmış. İşte o yaşadığı sakatlık olumsuz etkiledi diyebiliriz kariyerini arkadaşlar. Ne yazık ki 11 ilk 11 olmak üzere 3 asist, 1 sarı kart, 6.72 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Geçtiğimiz sezonu, yani 9. sezon kariyerine göre oyuncu puan ortalamasında ciddi bir düşüş söz konusu. %73 pas, %25 şut isabeti ortalamasıyla oynamış. Sezon genelinde Premier Lig'de 14 maç, 8 ilk 11 olmak üzere 3 asist, 6.75 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 4 kez oynamış, 3 ilk 11 olmak üzere 6.63 oyuncu puan ortalaması. Milli takım kariyerimizde de, milli takımımızda daha doğrusu, 2 karşılaşmada 6.80 oyuncu puan ortalaması yakalamış Abdülkadir Ömür. Profiline baktığımız zaman hızlanmada bir düşüş seziyorum arkadaşlar. Ufak tefek düşüşler var. Çünkü yaşadığı sakatlığın etkisiyle demiştik zaten mevcut yetenek rakamı biraz düşecektir. Bakalım 154'e düşmüş. Evet, 158'de o yaşadığı sakatlığın etkisiyle mevcut yetenek rakamının 154'e düştüğünü görüyoruz. Ama yine de sağlam rakamlar, sağlam rakamlar. Umarım günümüzde de böyle bu tarz bir kariyere sahip olacak Abdülkadir Ömür ve bizi gururlandırmaya devam edecek. Piyasa bedeli de 61 milyon euroya düşmüş durumda. Onun da tabii sakatlıkla alakası var. Hala da 8.72 milyon euroya kazanmaya devam ediyor Tottenham'dan. Evet, son sezonu belki o yaşadığı sakatlık sebebiyle, 9. sezonda yaşadığı sakatlık sebebiyle biraz buruk geçse de çok güzel bir kariyer hikayesine sahip olduğunu gördük Abdülkadir Ömür'ün Futbol Manager 2019'da arkadaşlar. Günümüzde de umarım böyle bir gelişme sahne olacak kariyeri. Avrupa'nın büyük kulüplerinde onu izleyebileceğiz. Videonun başına da dediğim gibi geçmiş olsun. Onun bu sakatlanması gerçekten beni çok üzdü. Bu tarz futbolcunun sakatlanması, genç yıldız adaylarımızın sakatlanmasına herhalde tüm futbol severler, tüm takım taraftarları üzülüyordur ki Abdülkadir
ömür hemen hemen tüm Türk takımlarının taraftarları tarafından sevilen, saygı duyulan bir isim. Sempatik bir çocuk, yani öyle çirkef bir çocuk da değil. Sempatikliğiyle de sevgi, saygı kazanmış bir çocuk. Umarım çabuk toparlar ve aynı Futbol Manager 2019'daki gibi muhteşem bir kariyere sahip olur Abdülkadir Ömür arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.